Çünkü tek farklı tuzdu. Ama işte mesele onu bizim tuz atmamız değil ki. Tamam işte yani. Salataya önümüze geldi. Aynen yani önümüze geldiği gibi değerlendiriyoruz. Peki. Yani. Tamam, önemli olan bizim önümüze gelen. Hani aynen. Siz tuz atmışsınız atmamışsınız, sosunu atmışsınız atmamışsınız, bu bizi kesinlikle ilgilendirmiyor. Mutfakta tuzunu attınız mı atmadınız? Attım ama az geldi. Az gelmiş, az gelmiş. Ben direkt tuz istedim zaten. Uğur sana nasıl geldi yemek? Yani ben gayet beğendim, eline sağlık. Afiyet olsun. Emek verilmiş, uğraşılmış gerçekten. Bayağı uğraştık bunun için. Yani ben çatalımı batırdığım zaman hop hemen ayrılıyor. Yani Ece Hanım... Aynı yere gelip durmayın Uğur Beyciğim, yani söyledim, telafi ettim. Ben konuşuyorum, benim bir lafımı lütfen bir kesmezseniz sevinirim. Ben yarın tam da yani hemen araya giriyorsunuz, ben bir konuşayım, ben bir konuşmamı bitireyim. Bundan sonra sonunda girin, rica ediyorum. Lütfen please. Yani bakın pişme stili güzel, gayet güzel, damak tadı iyi. Ondan sonra Emrel Bey diyor ya işte salata uzun kötü. Yani ben ilk defa hayatımda duyuyorum ya salata uzun diye beğenilmediğini ilk defa duyuyorum. Salata ben uzun demiyorum. Ellerine sağlık. Yenilemeyecek kadar büyük. Beni bir bölmezseniz çok sevinirim. Bak ben sizi bölmüyorum. Siz benim yorumumu eleştirdiğinizde bana laf hakkı düşüyor ama. Ben tamam ama bakın ikili diyalog nasıl olur biliyor musunuz? Bir evet. İnsan konuşur, bitirir, ondan sonra diğeri konuşur. Tamam siz çok konuştuğunuz için, içini. Siz çok tamam, konuştuğunuz sen için sen ilk konuştuklarımızı unutuyoruz. Sus, ben cevap veremiyorum. Sus sen sus. Peki. Siz bana, sen bana öyle sus demeyin, diyemezsin öyle özellikle demeyin. Onu da söyleyeyim. Ellerine sağlık, gayet güzel olmuş. Ellerine sağlık. Her şeyi beğendim yani. Peki Ece. Ben de Zuhan'cığım çok beğendim. Ama patlıcanın, sosun vesaire dediği gibi Emre'nin de ben de bir karışık olur mu acaba diye şüpheye düşmüştüm ama hepsi birbirine ona göre koydum. Gayet... Tamam hepsini eşit koydum. Yok hayır yani lezzetler de birbirine gayet yakışmış. Tadı tuzu her şey çok güzel. Ben ona yemeği çok beğendim. Ben de çok beğendim. Salatayı da beğendim. Yani bir çok farklı çok, ya da şey şimdi, zor bir değil. Risk şuradan abi. Da kaynaklanıyor. Biraz ağır bir sos bu tabii ki. Tabii. Hem kremalı evet. Mantar evet. Altında beğendi. Evet. Efendime söyleyeyim. Kremasını biraz kaçırsan, evet. Beğendi de ne bileyim işte patlıcanları yeteri kadar ezemesen, lezzetlendiremesen veyahut o bazen köz kokusu çok siniyor. Evet, evet. Onu güzel absorbe etmişsin. Sarımsak falan koydun mu? Patlıcan kremalı. Evet orada da krema da. Onda da krema var mı? Ama ağır işte değil mesela. Karabiber attığın zaman tamamlıyor. Çok evet. Güzel. Alttakinin tadını tamamlıyor. Baharatların da çeşnilendirmen, harmanlanması, harmoni her şey çok güzel. Gerçekten elini, de eline sağlık. Olsun. Mantarlar kararmamış. İncelikleri kesimi evet. Çok başarılı. Kesinlikle. Bazen böyle löp löp koyuyorlar veya minicik minicik koyulur. Evet. O artık başka bir mantar çorbasına gidiyor. Şekilde duruyor. Doğradığım şekilde duruyor. Evet bir de sunumun da güzeldi. Böyle yayılmamış şey yapmamış. Evet, gayet güzeldi. Salatan da çok güzel. Başarılı bir ana afiyet yemek. Afiyet olsun. Aşamasıydı. Şunları hep alacağım. Eline sağlık diyelim. Afiyet olsun. Gayet ana yemek çok güzeldi. Bıçağı batırdığınız an kesiliyordu ya pamuk gibi. İşte bugün çok saçma sapan böyle garip yorumlar aldık. Ama sonrasında Zuhal Hanım gelip gösterince ve etin diğer kısımlarını tadınca gayet pişmiş bir et olduğunu anladım ve durumu düzelttim zaten. Onun dışında sosları da gayet lezzetliydi. Ana yemekteki patlıcan ezmesi çok çok lezzetliydi. Onu da tutturmak çünkü meşakkatli un falan katılıyor içine sanırım. Krema ile yapılan bir şey. Onu gayet güzel tutturmuş, lezzeti çok yerindeydi. Etle birlikte yendiğinde çok lezzetli bir tat çıktı ortaya. Üstündeki mantar da ben aslında çok böyle hani karışık gibi geldi bana ilk baktığımda. Ama birbirine çok çok uyumlu olmuş, gayet güzel beğendim. Yeşil salata zaten yerken de gösterdim, çok kaba doğranmıştı, kıvırcıklar sararmıştı. Yiyemedim, sadece küçüklerinden tadına bakmak zorunda kaldım. Ki davet sofrasında bu kadar büyük kıvırcıklara müsaade etmiyorum. Ve şimdi çok tartışılan baklavaya geleceğiz. Heyecanla bekliyorum. Heyecanla bekliyorum. Sen niye yandı dedim. Ben şimdi çok inceleyemedim. Biraz gerideydi. Çok da şey tabak çanağını şey yapmak istemedim. Yani bir şey söylemek istiyorum. Yandı deyince aklıma geldi. Yandı diye mutfaktan gelen arkadaşımız buraya gelince onu savunmaya başladı. Aynen. Surun tahtalığım gidecek. Tabaklar bitecek. Koş hemen fırla. Asıl çelişki, bak asıl koalasyon bu. Lafımı kesiyorsun. Sen benim sürekli neden lafımı kesiyorsun Zuhal'in ya? Hayır, Zuhal'in kelimesini bitirir bitirmez ben girdim devreye. Zuhal'in bana soruyu sordu, bana. Tamam, bana ben de konuşayım. Yani ben sizden izin şöyle almak şey. Yolunda değilim. O baklavayı savunmanın yanıp yanmaması başka bir şey. Yandı mı baklava Ebru? Hayır, baklavam o şekil kızaracak. Hmm. Pembeli, kırmızılı olmak zorunda. Ya bana yandı. Biraz yanmış göreceğiz. Gibi geldi. Ya yani bana yanmış gibi geldi ama Emrah Bey sürekli benim her konuma girdiği için, atladığı için daha doğrusu. İnsanı zorunda ben yani hani böyle konuşturmamaya çalışıyorsun da ben çok güzel konuşurum merak etme. Ben... Siz niye konuşturmamaya çalışıyorsun ki? Sizin konuştuklarınızda herhangi bir şey olmadığı için beni rahatsız etmiyor. Boş konuşuyorsunuz. Ya ben boş konuşuyorum. Sen de kendi konuştuklarının bir farkında olsan keşke. Şatafatlı cümlelerle. Sen de kendi konuşmalarının farkında olsan keşke var ya. Niye bu kadar gerildiğinizi ben gerçekten anlayamadım. Şov yapma ya. Şov yapma.
Kesinlikle şov için gelmişsin. Ben mi? Benim bu gerçek halim. Gerçek, az önce gerçek. Ben Everest dağındayım. Senin dünkü halinle ben... bugünkü aran arasında dünyalar kadar fark var. Ben... Özgüven, cesaret patlaması yaşıyor. Böyle Emre Ağal, aa ben evet. Ben özgüvenim olduğu için, kendime güvendiğim için buradayım ki. Zaten. 21 yaşında iki katım yaşı insanlarla görüşüyorum. Ya inşallah. Bakalım, bakalım. Sen benim kimlerle konuştuğumu bilsen zaten önümde boş ver. İşte şov budur. Şov bu mudur? Evet. Senin yaptığın şov, senin. Şov budur. Senin yaptığın şov. Şov budur. Ya Zuhal Hanım bana soru soruyor, sen atlıyorsun ya. Tamam, özel sen hayatımla atıyorsun. İlgili ben de konuşmak istersem, benim kendi markam var, benim tekstil evet, firmam aynen. var. Benim de bunları kendi markam var. Gerek wow. Benim de kendi ben markam var. Ben 21 yaşındayım, siz 33 evet, yaşındasınız. Evet, ben 33 yaşına tamam. göre çok övünmesi, iyi yerlere geldim zaten. Ne güzel, gereken ne güzel. Birisi varsa tamam, o mı? Benim. Hepinizin başarılarını duymak, görmek istedim. Bir şey söyleyeceğim. Everest dağındayım, canım yok bunlara. Bir şey söyleyeceğim. Dünya şampiyonasında 3. oldun mu? Ya bak, bir saniye dur, bir konuşalım. Ne oldun? Dünya şampiyonasında 3. oldu mu acaba? Sen oldu, vücut geliştirme. Evet, aynen. Vücut geliştirme. Tebrikler. Evet. Yani oldu mu? Olmadı mı? Başarılar. Teşekkür tamam ederim. Tamam işte sen ne diyorsun güzel. Ya şöyleyim, ne böyleyim. Teşekkür ederim. Oyun bu yok. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sektörler farklı. O teşekkür ederim. Ama nasıl diyor? Laf ediyor, diyor ki sen diyor benim başarılarımı görmedin. Bak NBA oyuncusu var, P.J. Stojkovic'i biliyor musun? Evet. Smaç yarışmasından adam bana biraz bekleteceğim. Ne kadar güzel. 10 puan ver adam bana, anladın mı? Yani şimdi kariyere umarım, gelirsek eğer... Umarım sizin gününüzde ben de 10 puan veririm. Hani öyle şeyler bekliyorum sizden. Bu konuşmalarınızın altını... Sen bu konuşmalarınızın ya, altını... Senin önüne ben dissem böyle, dünya mutfağını dissem sen yine bana vermezsin. Tamam, bir de bir şey söyleyeceğim. Vermeyecek tabii. Gerçekten lezzetli yemekler yapsa güzel puan verir misin? Neden vermeyeyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Bizim yayınlar sonra da bir hayatımızın olduğunu ben unutmak istemiyorum. Tabii tabii. Kesinlikle güzel. Yayından sonra da bir hayatımız var. Ben bunu ona bile göre... bile geldim buraya. Bu bir. İkincisi, sürekli bir kalori, sürekli bir yağ, sürekli bir mayonez. Yani hanımefendi sos... Bak yine diyeceksin ki hanımefendiyi korudun. Hiçbir alakası yok. Hanımefendi sos yapmış. Hmm. İçine mayonez koymak zorunda. Evet. Diyorsun ki mayonezin tadını alıyorum. Ben senin günlük kaç kalori aldığını duymak zorunda ne değil. Ne güzel, benden bir şeyler öğreniyorsun işte. Tamam, bak, bunu dışarıda ben öğrenim. Sana güzel yemek bir şeyler masasında kattım. Değil. Tamam, ne yemek kadar masasında güzel. Değil. Güzel kardeşim, ben sağlıklı bir tamam, yemek nasıl olması değil. Gerektiğini anlatıyorum. Sen spor yapmamışsın hayatın boyunca işte bilmiyorsun. Tamam, o zaman diyet programlarına gideceksin. Çünkü burada... Sen mi gitmeyeceğim? Çünkü burada... Bir şey söyleyeceğim. Sana mı soracağım ben hangi programa girip gitmeyeceğim? Sen mi karar vereceksin? Tamam, bana sormayacaksan... Tamam, pardon. Bana sormayacaksan... Pardon, bas. Kral pardon demeye çalışıyorum. Kral şey ve patron biliyorsun King'in anlamını, tebrik ediyoruz. Evet, sadece onu biliyorum. İngilizce güzel, falan pek yoktu. Güzel, bir şey söyleyeceğim. Güzel. Siz diyorsunuz ki... Gel bana ben, gel. Arkadaşlar bugün kadınlar günü. Evet, kadınlar günü lütfen. Son bir şey daha söyleyeceğim. Hayır, hayır, bunda bir büyütülecek bir olay yok. Son bir şey daha söyleyeceğim. Az önce dediniz ya, beni ilgilendirmez. Az önce dediniz ya, seni ilgilendirmez. Evet, evet. Beni ilgilendirmediği için ben sizin konuşmanızı istemiyorum. Sizin sen karar vereceksin benim. Benim bu masada... Arkadaşlar, biz naif naif konuşalım. Bir saniye. Evet, lütfen. Benim etim kesilmiyor. Ne de kesilmiyor? Taşla. Bak beni var ya, cinimi cebime çıkarttı bu kız. Nerede tabağım, çanağım? Şunu söylemek istiyorum. Herkesin sektörü, hayatını idame ettirdiği mesleği, işi farklı. Kesinlikle. O kendi spor alanında başarıları vardır. Senin tekstil alanında tebrik vardır. Ediyorum. Orada bir tarih öğretmenimiz var. Evet. Burada kaç yıl kadın kuaförlüğü yapmış, kendi ekmeğini kazanmış. Ne kadar bir. Güzel. Herkesin kendi alanında yaptığı bir başarı vardır. Kendi çapına göre hedefleri vardır, tutturmuştur veya tutturamamıştır. Hepiniz çok genç insanlarsınız. Daha yolun çok başındasınız aslında. 30'lar ne ki yani? Artık ömür de uzadı. Allah sağlık versin hepimize. Tamam. Gerçekten dediğin doğru. Bundan sonra da bir hayatınız var. Biz isteriz evet. ki buradan herkes güzel anılarla ayrılsın. Kesinlikle. Güzel bir hatıra olsun. Kesinlikle. Kazanmayanlar için de güzel bir hatıra, aynen. renk olsun aynen. hayatlarında. Ece ana yemin beğendi ya, 6 puandan aşağı verirse bitti. O zaman sen ertesi gününü gör. Masada nasıl gününü gösteriyorum ben ona. Birbirimizi kırmaya, gerilmeye hiç gerek yok. Ben. Ama şimdi o... Sporla çok aşırı neşir olduğu için, hayatını da böyle devam ettirdiği için ara sıra oradan doneler verebilir. Sen ne bileyim bize stille ilgili, tarzla ilgili bir şeyler söylersin. Anlayışla karşılamak lazım. Hepimizin birbirimizden öğreneceği o kadar çok şeyi var ki. Kesinlikle. Hayat zaten bir eğitim yani. Bütün hayatımız boyunca hep bir şeyler öğrenmek durumundayız. Yani. Dolayısıyla saygı çerçevesinde bakarsak bütün olaylara hiç bu kadar gerilmezsiniz. İddialı büyük lafların var mı? Var. Adı büyük bir adamsın. Everest. Azametli de bir insansın. Sporcusu, şampiyon musun? Ne güzel. Bak senin kendi markan varmış. Şimdi duyduk, ne kadar güzel. Ama o da arada bir dem vurabilir bundan. Ama mesela bugün de kremalı bir yemek geldi ama demedi ki bu kremalı. Rahatsız evet. olmadı mesela. Bak bak, bunu böyle şerbetine su gibi akıyor diyenlerin alnını karıştırırım. Baklavaya gel. Gel oğlum gel. Emral Bey ile Uğur Bey arasındaki kariyer tartışması
çok mu gerekliydi? Yani çok gerekli değildi ama konuştular. Olabilir yani, konuşmak istediler, konuştular sonuçta. İnanılmaz gereksizdi. Masada hiç yeri yoktu. Bir yemek programındayız, yemek yarışmasındayız. Mesleklerimizle de kariyerlerimizle buraya gelmedik. Seçilirken de böyle bir kural ya da şart yok. Çok anlamsızdı. Tamamen şov amaçlı yaptıklarını düşünüyorum.